Herkese merhaba. Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar baştan hazırlanın, şöyle koltuğunuzu uzanın, çayınız ya da kahveniz neyse artık hazırlayın. Bu hafta bayağı gerilimli olaylar var konuşacağımız, zamlar var, o var, şu var. Ama öncesinde süper müjdeli bir haberle başlamak istiyorum. Patlat abi. Abi Türkiye lider olmuş dünya ülkeleri içerisinde ya. Yes be. Yani en sonunda gerçekten beklediğimiz hak ettiğimiz değeri göstermişler. Dünyanın en fazla turist çeken 10 şehre çıkmamış. Ee? Listeye 2 şehirle giren tek ülke Türkiye abi. Amerika bile Aa. tek şehirle girmiş. Evet. Hangi şehirlerimiz? Abi İstanbul ve Antalya. Ama tabii Güzel. bu istatistiklerde göçmenler var mı bunu bilmiyorum. Hani göç. <laughs> yani hani o, o transferini şey. çıkarıyorsun diyorsun. Anladım. Yani şimdi yok, çünkü yok ya maşallah. Hmm. Yani 13.4 milyon İstanbul, Antalya'da 12.4 milyonmuş. inanılmaz Yani. Abi biz ayıptır söylemesi bu yaz Kaş'a gittik bir hafta. Abi bir biçe gidiyorsun İngilizce konuşuluyor. Öbür biçe gidiyorsun Rusça konuşuluyor. Bir iki biçe gidiyorsun Belarusça, Belaruslar Ukraynalılarla konuşuyor. Öbür tarafa gidiyorsun Almanlarla İngilizler tavla turnuvası yapıyor. Ben inanırım yani. Çünkü biz dedik ya dönelim artık. Yani tatil bitti. Havalimanına bir gittik. Ben böyle bir şey görmedim abi. Bir insan sırası var. Sap sarı. Herkes sap sarı bak. Yani biz orada kaldık böyle kara kara yani tamam mı? Yani aslında hakikaten ne kadar turist girdiğini çıktığını Dalaman Havalimanı anlatsın. Böyle bir şey yok ya. Yani ben Amerika'ya gittim bu kadar sarı insanı bir arada görmedim öyle söyleyeyim sana yani. <laughs> ya şey enteresan. Yani ben gittiğimde Dalaman'a taksicilerle ve servis şoförleriyle konuştuğumda abi eski hareket yok. Ölü bu sefer falan diyorlardı. E şimdi Muhalif basına bakıyorsun turizm öldü bitti yok oldu diyor. Abi dünya istatistikleri yalan mı söyleyecek ya uluslararası kuruluşlar? Yani diyor ki belki İstanbul'da total, Antalya'da fazla turist var diyor yani. Belki total yansıması olabilir bir de taksicinin şikayet ettiği şey olabilir abi. Ev falan alıyorlar ev kiralıyorlar ya artık hani evet, otel motel değil de hani adam bir geliyor kalıcı zaten hani şey yazlık alıyor Türkiye'den mesela. Tabi turist sayılır o giriş çıkışında belki vizesini almıyordur ama. Yani kalabalık var mı var ama adam artık turist değil kendi memleketiymiş rahatlığında geziyor. Biraz belki o yapı değişmiştir. Abi çok sevdiğimiz dostlar şirkette yüksek başarı gösterince şirket Antalya'ya tatile yollamış ekibi. Aha. Ondan sonra ekip böyle bir fotoğraflar paylaştı. Ekipteki arkadaşlar da sevdiğim insanlar yazdım abi dedim donatmışsınız masayı falan. Dedi ki abi dedi inanılmaz bir tatil mekanındayız bir villada duruyoruz şu anda. Otele ait bir villada. Villanın kendi havuzu var. Başında bir tane görevli var. Saat 2'de Can'ın diyelim ki sütlaç çekti. Can Sungur sütlaç yiyecek. Abi ne yiyecek bu adam başka? Abi musun ki ben sütlaç istiyorum. Yoksa da yapıp getiriyorlarmış can. Hmm. Dedi ki tabii. böyle bir hizmet vardı. En az Türkler kalabiliyormuş. Çünkü işte 3-4 günlük 120-140 bin lira arası değişiyormuş bu servisin. Ha böyle tabii. Beni musun ki sahile götür, yüzeceğim. Arabaya bindirip sahile götürüp golf arabalarına oradan işte pizzacıya gideceğim. Diyorsun, otur, pizzanı yaptırıp yedirip içirip Diyormuşsun ki mesela buçukta kahvaltı bahçede hazır olsun. Kalktığında kahvaltı bahçede hazır abi. Kahvaltını yapıyorsun kahveni getiriyorlar sonra seni beach'e götürüyorlar. Yüzüyorsun geri geliyorsun. Böyle bir servis. Onlar şey oteller abi ben sana söyleyeyim. ETS turda falan filan listelenmeyen oteller Evet yok. Var. <laughs> tamam mı? Bazı oteller var hani sen böyle girdin otel sitesine otel bakacaksın tamam mı? <laughs> Bazı otel diyor ki beni Türkiye'ye göstermeyin abi diyor. Hani gelmez diyor Türk kardeşim kusura bakmasın da diyor. Bura lüks diyor yani size gelmez filan diyor böyle. Bir de apartman oteller var. Ben bir iki kere gitmiştim. Özellikle Ruslar çok tercih ediyor. Böyle şey gibi abi Sovyet Ruslar'da vardır ya böyle mega apartmanlar. Bilir misin böyle bir girersin. Evet, 22 katlı herkes böyle hacmi belli. Aynısını otel versiyonu düşün tamam mı? Şık ve havuzlu versiyonu düşün. Ama bir gidiyorsun böyle Titanic bilmem ne bir adı ismini tam hatırlamıyorum. Titanic tip de yanlış bir şey söyleyeyim de. Bir gidiyorsun ulan apartman lan burası diyorsun. Süslü bir apartman. Apartman oteller var bir de böyle Hı. acayip yani. Valla o, o bölgenin turizmi zor sarsılır zaten öyle söyleyeyim ben sana. Abi Ruslar aylık kiralıyormuş. Geldiği zaman evet. bir ay villayı kiralayıp orada otelin villasında kalıyorlarmış. Dedi ki mutlaka gitmen lazım. Giderim Hı -hı. abi dedim. Giderim dedim boynumu büktüm çıktım yani. <laughs> Aynen abi de senin. <laughs> <laughs> Gideriz dedim ya. Ben çünkü o otele gittim. Ama ben o otelin hepsi dahil apartman kısmında kaldım. Villası olduğunu Hı -hı. bile bilmiyorum. Hatta orada localar vardı sahilin kenarında bu localar oluyor ya denize Aha. şeyde böyle üstleri falan daha kapalı havalı ben onları erkenden Ruslar kapıyor biz niye kapamıyoruz erken mi kalkmak lazım falan diyordum İyi ki havlumu alıp kapmaya falan çalışmamışım meğer villalara Aha. aitmiş onlar yani gitsen belki de silahla vuruyorlar seni orada bilmiyorsun ki Villa kaçak olmayan yerde de ekstra para alıyorlar ona yani işte... Bir de artık biz bu sene de gittik. Hakikaten şezlongun da yerine göre parası var. Arkadaki şezlonglar daha ucuz, öndeki şezlonglar daha pahalı falan. Valla tatil işi çok ilginç bir işe dönüştü ya. Yani ne diyeyim. Türkler biraz zor tatil yapacak bundan sonra gibi geliyor bana. Ya ben orada şunu görüyorum sadece. Şimdi bu turizm otelcilik okuyan arkadaşların yazın staj yaptıkları çalıştıkları oteller bunlar. Yani çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Abi ben Türkiye'den hangi otele gittiysen genç arkadaşlarımız pırıl pırıl ışık saçıyorlar. Ve onların o azmini çalışmasını gördüğünde ben diyorum ki inşallah daha fazla kazanırsınız. Daha çok bahşiş gelir. Yani benim gidip gidememem bir şekilde idare ederiz abi. Biz sanal ger gerçeklik kaskları fakir için çıkıyor. Zengin için çıkmıyor ki takacağız biz. Kendimize başka yerlerde gerçeklik hayal kaskı edeceğiz. Da. Gerçeklik kaskı da 45 bin lira ama neyse. <gülüyor> <gülüyor> Tatilin bir günü değil ya Can. Şey vardı ya, eskiden böyle gözüne takardım böyle fırt fırt ah. diye çevirirdin hatırlıyor musun? <laughs> Onun bir değişikerseni. Abi kazansın <laughs> gençler, bari onlar mutlu olsunlar Çünkü bakıyorum enerjileri yüksek, herhalde kazanıyorlar diye düşünüyorum. Yani başka bir şekilde olmasa gerek. Ya kazanıyorlardır çünkü bahşişler hakikaten iyi oluyor. Adam Euro ile bahşişini alıyor. Bir tek turizm otelcilik okuyan kardeşlerime ben şunu söylemek istiyorum. Çocuklar kokteyl yapmakta iyi değilsiniz. Kokteylinizi geliştirin. Kokteylde çok güzel bahşiş var. Ben size ipucu vereyim. Güzel yapın malibonuzu, old fashionedınızı bilmem neyiniz yani ihmal etmeyin kokteyl işini sallamayın çocuklar diyorum buradan hepsine. Hepsine bir öneri, bir uzman görüşüyle. Gerçi senin uzmanlığını tabii, tabii. böyle baktığı zaman anlıyordur adam arkaya bu işten anlayan adam. Tabii tabii evet yani <laughs> hani bu adam bazı otellerdeki kokteylleri zayıf buluyor onu söyleyeyim. Yani hakikaten bar konusunu ihmal etmesinler. Evet önemli konulardan biri. Bir diğer haberimde abi önce zam yapıldı. Sonra o zam geri alındı. Acaba hangi zam? Ne, ÖTV falan mı? Yok abi otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapılmıştı iki katına çıkmıştı köprü Hı. ücretleri. Sonra bir şey hatırladılar zam yapıp. abi 2023'te zam gelmeyecek demişlerdi. Ha. Zor yani, tutuyorlar o zaman zam mı şu an kaçmış aradan zam yani. Ya Bence evde zor tutuyorlar zam mı yani bir Zammarı... bıraksalar <laughs> sokağa inecek <laughs> zam. zam. Böyle böyle. <laughs> hey, demir yiyor falan böyle sinirlenmiş beni bırakın gideyim canlarını alayım falan diyor böyle. <laughs> Çünkü onu da öyle yani içeride nasıl bir tufan döndüyse abi bir söz vermiştik ha söz vermiştik <laughs> değil mi ya falan tarzı. Abi zam yapıldı ve geri alındı Ha köprü geçiş ücreti 7,5 liraymış 7,5 lira karşıya geçiyormuşuz 7,5 lira geri geliyormuşuz. Ne? 15 lira yapıldı gidiş 15 lira da geri 30 lira köprüden geçmek dediler sonra düşündüm ya ulan Kadıköy'den sirkeciye gemiyle geçiyorum kişi başı 15 lira veriyorum zaten yani arabayla köprüden geçmişsin yine çok durmadı bana ne yalan söylüyorsun i̇şte kızacaklar linçleyecekler beni yok be abi 7,5 lira artık yani bir şey söyleme ben olsam 7,5 yapacağım ama sıfır yaparım şu anda ha, sıfır yap. ben daha iddialı bir şey yapayım devletimize buradan ya. bir şey söyleyeyim Aynen. sıfır lira yaptık da ya 2024'e kadar 0 lira. Hani burada şeyle uğraştığımıza değmiyor. Yani sen şu an köprü geçitlerini 0 lira yapsan gişedeki sistemleri yılın başına kadar 2 ay kapatsan onun elektriğinden o para çıkar zaten. Anladın mı? Yani sonuçta sen o 7,5 lirayı almak için bir sistem çalıştırıyorsun işte. <laughs> İşletme maliyeti var. Ha, onu server'ını 2 ay kapatsan yine 7,5 lirayı alacağına daha kâra geçersin. şu anki şartlar dahilinde. Ya şeyi çok iyi hatırlıyorum. Bu İstanbul içinde otoyol bağlantıları var. Yani 5 kilometreyi kullanmıyorsun bile otoyolu. Hop oradan başka bir yola bağlanıyorsun abi. 2,5 lira 3 lira kesiyordu zamanında. Böyle hmm. bir içim otururdu o 2,5 lira. Fazla gelirdi yani. O 1 liranın hmm. bir değeri vardı abi. Hey gidinim be. Yani valla yani diyordum ki <laughs> ulan şuradan şuraya iki 2,5 lira gitti. Abi şimdi şöyle bir çalıştırıyorsun arabayı. O yağlansın motor diye bir dakika beklemen gerekiyor. ya Biz hmm. eski fosil yakıtlık kullanıyoruz. Elektrikliğe geçemedik abi. Zaten orada iki buçuk lira yakıyor araba artık. Yani bırak yolun üstünde oradan oraya bağlanmayı. Dediğim gibi bu köprü ücretlerini ben şov yapardım ya. Derdim ki ya biz bu zammam sizin canınızı sıktık. Sene sonuna kadar ücretsiz sıfır lira abi. Tabii, Kaç ay Kapat kaldılar. sen söyle. ne olacak. İşletme maliyetinden kurtar balak yara geçer. Ciddi söylüyorum. Bu güzel Aa, ama önerim. sonra 2024'te şeyle geri dön. 60 lira yaptık filan diye geri dön böyle hani. Değil mi? Sen bir işte bedavaya yine bir işten ya hakkını alacaksın ya bedava çalışacaksın demişler. Ben böyle yaparım yani tamam mı? Ucuz ucuz oldu mu millet şey yapar. Ya siz ya filan der. Tabii. Hakkını trafiğe de çözüm dedik. olur. Bak trafikte yani. trafiğe de çözüm olur. Köprü geçişini 150 TL yap. Bak trafik nasıl çözülüyor. <laughs> Eskiden de o be. Ha. Eskiden de insanlar şu anda anladığım kadarıyla abi ya herro ya merro modundalar. Yani kimse durmuyor çünkü durduğun zaman abi Hani uy tabii tabii nöbet duydun mu ölürsün kısmı var ya bak asıl en büyük şu anda o durum şey şu an öyle bir durum var şeyde yaşadık biz onu büyük haber sen de kendine ayrıca video yaptın zaten duymuştur çoğu seyircimiz Artık alalım gündeme Steam biliyorsun işte Türkiye'den çekiliyor tırnak içerisinde. Aynı Steam ya var ya Vay böyle bata, tam 100. yılımızda yapılacak iş mi bu tam da şeyde yapmışlar ne 7 Kasım'da mı yapmışlar tabii ya. belli böyle şey tarih seçmişler. Türkiye'den çekiliyor muhabbeti tabii şöyle aslında adam Türkiye'yi Türk lirasını tanımaktan vazgeçiyor şimdi millet de gaza geldi ne demek Türkiye'den çekilmiyor ki falan yani tabii abi de Amazon.com da mesela şimdi hani şeyi anlamıyor herhalde millet Amazon.com'dan sen sipariş verebilirsin bir de Amazon.com.tr var değil mi bu ikisi farklı şeyler evet. adam şimdi dese ki ben Amazon.com kapatıyorum biz buna çekilmek mi deriz yoksa hani anladın mı tabii ki Steam duracak tabii ki sen Steam'e girip alışverişini yapabileceksin ama adam artık şey diyor biz Türk pulunu tanımıyoruz diyor şu anda diyor. Yani bizim sistemdir. Biz diyor. Yani aynı muhabbeti diyor aslında. Ben diyor kapatsam diyor sensörlere verdiğim maliyetten kurtaracağım zaten TL harcadım. <laughs> Mesaiden yani, değiştir. Et, adamlar bir noktada ne. şey dedi artık. Ki artık çoğu sektörde bu üstü kapalı nasılsa konuşuyor. Bir şekilde döviz kuruna sabitlemek hep arkadan arkaya konuşulan bir şeydir ya. Kimse kimseye TL ile teklif vermez oldu yani. Adam da dedi ki ben TL'yi kaldırıyorum sistemden dedi. Bundan sonra Amerikan dolar S ile çalışacaksınız dendi. Şey paniği oldu tabii çok haklı bir şekilde. Şu an dolar kurunu 19'a mı 10'a mı ne bir şeye sabitlemişti Steam. Ben de onu çok hatırlamıyorum. Galiba 19'a sabitlemişti. Ee, şimdi 28 abi dolar. Anladın mı? Yani bir fırlama yapacak fiyatlar diye endişe ediyor herkes. Bir de tabii doların da artma imkanı var hala. Fiyatlar fırlar diye bir panik yapıldı. Sonra şeye bakıldı. Arka planda panele girdi Türkiye'deki oyun geliştiricisi arkadaşlar. Tavsiye edilen fiyatlar da var orada. Mesela 69 dolarlık oyunu 39 dolar tavsiye ediyor Steam. Ama tavsiye edilen fiyat bir şey. Hani rafa konulan fiyat bambaşka bir şey. O yüzden tavsiye fiyatlarına da güvenip de işte yapamazsın. Yalnız şeyi yazmışlar Steam'de. Girip birileri elle fiyatları güncellemezse eski fiyatlar değişmeyecek diyor. O yüzden eski oyunları unuturlarsa falan eski oyunları böyle çaktırmadan ucuza falan alabileceğiz. Ama yeni oyunlarda falan e, artık dolar bazında gelecek her şey. E, dolar bazında deyince de 60 dolar şu an 1700 TL, 70 dolar 1800-1900 TL. Yani bunlar çok sütlaç parası Mesut. Ya şimdi Can son dönemde Elektronik Arslan gelen ucuz bir oyun gördün mü FIFA'yı da bilmem neydi yok. Hı -hı. Activision'dan gelen ucuz oyun gördün mü? Yok. Bir şey söyleyeyim mi sana? Aslında şöyle düşün, 999 TL'den çıkmıştı mesela Dead Space. Evet. Biz demiştik ki 10 para falan. Şu an 999 TL fena bir para değil. Şu an 999 TL okuyayım ben. 1500 TL çıktı, 1700 TL çıktı fiyatlar çünkü. Evet, çünkü orada şöyle bir durum var. Şimdi bak, dolar olmasının ben bir yandan belki belki yani değil, en azından bir ihtimal var. ...daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Diyeceksiniz o nasıl olabilir falan. Vay sen ne diyorsun? Ay, köpek. Vay sen Mesut Çevik kimsin? <laughs> Satılmış. Ha? Abi orada şöyle bir durum var. Sen Şimdi Amerikan bak. konsolosu musun şerefsiz? Ben sermayenin adamıyım. Sermayenin yanındayım biliyorsun. Vay seni gidiyor. Bir vatandaş mağdur olduğu zaman... ...almasaydın diyorum. Bak. <laughs> Zorla mı sattık oğlum sana? Almasaydın. Vatandaş için... Böyle. Şimdi sermayedar bir insan olarak şunu söyleyeyim. Abi yani şimdi bir ülke var. Tamam mı? Kur böyle 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 dans ediyor. Abi bir oyun yayınlıyoruz zarar ediyoruz. Bir oyun yayınlıyoruz fiyatı pahalı buluyorlar. Fiyatını güncelliyorum kura göre zam yaptın köpek diyorlar. Abi bunlarla artık uğraşmayacağım. Aynen. Aynı zamanda fiyatı yanlış ayarlayan bir geliştiricisin. Türkiye'yi yanlış tanıyorsun. Niye yanlış tanıyorsun? Oğlum biz buradan kazık yedik lan falan diyorsun. Aa, buna gerek kalmadı. Adam 20 doları çakıyor artık oraya ya da 30 doları çakacak. Neyse o. Abi unutacak Türkiye'yi. Bir daha dönüp bakıp da kur neydi? Yani hatırlamayacak anladın mı? Bizi hatırlamasın bir süre. Biz şu tabii, ekonomiyi tabii. düze çıkana kadar. Bir kendimize böyle bir çeki düzen verene kadar bizi bir süre hatırlamasınlar. Ben okeyim buna. İnsanların, i̇nsanların şunu anlaması lazım. Bir şirket neticede hesaplamalarla çalışıyor değil mi? Yani matematik var işin arkasında. Bak şu ne kadar acı bir şey. Asıl burada çıkarılması gereken şey bu. Steam'dekiler oturmuş. Demişler ki abi iki ayda, üç ayda bir biz Türkiye'nin kurunu güncelleyeceğimize. Heh. Anladın mı? Benim içeride bir tane çalışanım var. O çalışanımın adam saati belli değil mi? Altım. 55 dolar adam saati herifin. Bilmiyorum şu anda attım. O böyle oturuyor. Çakada, çıkada çikede bir şeyler basıyor. Bir sürü işler yapıyor falan. Alfred oğlum sen artık o işleri yapma. Kapatın oğlum siz de Türkiye'yi. Ne uğraşıyoruz abi demiş. Yani içeride fiyat güncellemeyle uğraşan, uğraşan bir tane iki tane maksimum adamın iki günüyle üç günüyle Türkiye pazarından gelen paraya değmiyor demiş. Anlıyor musunuz yani bunu? Bunu seyircinin anlaması lazım. Yani ne kadar? Diyorlar ya neden oyunlar Türkçe olmuyor? Oğlum oyun şirketleri çıkıyor senin ülkenden. Alo uyan uyan. Uyan oğlum uyan lan. Ha, yani hadi PlayStation Türkiye gümrük mümrük ithalat uğraşıyordu. Steam'in emeği nedir ki abi Türkiye'ye verdi? Hakikaten 3 kişi orada kik 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 bir şeylere basıyor. Adam onunla da uğraşmak istemiyor ya. Senden kazandı parayı lanet etmiş adam. Çünkü muhtemelen o kadar az kazanıyor ki. O kadar uğraşıyorsun ki o, o kazanma sürecinde. Ya olmasa da olur demiş adam. Türkiye'den çekiliyor bu demek. Çekiliyor demek yoksa şey değil. Türkleri almayacağız deyip kapıya köpekler ve Türkler giremez yazmayacak tabii ki. O değil. Sen meraklısıysan gir. Ama adam senden illallah etmiş uğraşmak istemiyor senden. Abi ya zaten ya, yazık çekilme deyince mı? ne bekliyorlar abi? IP bana atıp hesaplarımı kitlemesini bekliyorlar. işte yani bizim gencolar biraz kafalar gidik ya. Anladın mı? İnternette böyle bir şey oldu. Ne çekilmesi? Çekilmiyormuş ha, ya falan. Yalancı köpek Aynen. falan diyor. Abi daha ne olabilir yani? Daha ne yapabilir adam sana? Senin para birimini tanımıyor. Seninle de artık ilgilenmiyor. Bu kadar basit. Ne yaparsan yap ya Senin yap para birimin abi. tanımıyor demesi. Seni de tanımıyor demek zaten bu arada. Sen Türkiye'den mail atacaksın. Diyeceksin ki ya işte ben hesabıma bilmem ne almıştım o bilmem ne oluyor falan diyeceksin. Adam diyecek ki he almasaydın diyecek. <laughs> yani, kapı duvar gösterecekler sana yani sen 5. Dünya vatandaşı çekiyorlar sana ya. O ya o geçen hafta gösterdim abi. Gördün mü? O gördün arası... abi? Birisi şey demiş ki ulan demiş çoğunun iç savaş var ülkesinde. Hani... E onu diyorum yani <laughs> ülkelerin durumuna bak. Yani Geçen hafta gösterdim ya PlayStation Spider-Man. En çok satan oyunu falan diyorlar şu an görüyorsun değil mi? Yıkılıyor. Evet, PlayStation evet. Spider-Man'in kolu Türkiye'ye kaçak gelmiş baba. Japonca kağıt var içerisinde. Artık bizim ülkemizin geldiği nokta bu. 3 sene 4 sene öncesinin kafasını 2 sene 1 sene öncesinin kafasını bırakması lazım. Türkiye'de oyun sektörüyle alakası olan herkesin. Bitti o devir. Kapandı. Hadi biz çekiliyor demeyelim seni tanımıyor diyelim o zaman. Tanımamak ne demek Yok, abi? Çekiliyor Yurt deme dışında... kızıyorlar. Zaten ben niye kızdım? Çekiliyor demişim. Adam benden tartışıyor. Niye çekiliyor demişim. Oğlum senin tartışman gereken konu bu değil. Yani alakasız konulara yine birbirine odaklanarak, kitlenerek insanlar ana konuyu kaçırıyorlar. Tabii. Ana konuyu tartışmaktan uzaklaşıyorlar. Oradan akıl veriyor. Sana işini öğretiyor. Yok başta öyle atma diyor. Ya arkadaş adam Türk lirasından çıkıyorum. Kurun oynak ekonominin kötü dedi ya. Adam makale yayınladı. Basın bülteni böyle çaktı. Seni koydu ülkenin arasına bak senin tartışman gereken konu bu niye buraya girdin de? Ama yok o başta tak. sen sen yani çekiliyor dedin ya. O. Ya garip boşluk. Ne demek şey. istiyorsun? Yo, ha. işte öyle. Hayır bu bilgiyi biz vermiş olalım. Milletin tepkisinden evet, ziyade evet. bilgiyi vermiş olalım. 20 Kasım'dan itibaren Steam Türkiye'de Türk lirası göstermeyecek bundan sonra. Dolar gösterecek. E, 60 dolarlık oyunları 39 dolara bize gösterme ihtimali var diye konuşuluyor. bu da bak dedesinin cicisinin cicisi cıcısı. panellerde 39 yazıyormuş. 39 yazmış 49 yazar 49 yazmış 50, 59 yazar whatever. Bundan sonra arkadaşlar çıkacak piyasaya gelecek yeni oyunlar beklediğiniz her oyun dolar bazında fiyatlarla gelecek. İki katına kadar artış olabilir fiyatlarda eski fiyatlara dokunulmayacak güncelleme olması deniyor. Bunlar olacak mı olmayacak mı belli değil. Onu da söylemek lazım. Hani Şimdi çıktığı gün fiyatların yarısı artarsa çünkü hayır şöyle bir şey var. Adam TL bandını silerse Twitter'da gördüm birkaç tane thread yapmışlar böyle. Aynı oyunlara bir TL bakıyorlar bir Amerikan doları bakıyorlar. Mesela 20 dolarlık oyun var yurt dışında. Ucuz oyun değil mi? 20 dolar. Evet. Türkiye'de 75 TL şu anda raftaki fiyatı. Steam rafındaki fiyatı. Hani 75 TL ile 20 dolar arasındaki farkı hesap edin. Hani adam TL'yi kaldırdığı zaman dolar gelecek oraya. Conversion olmayacak. Fiyat artışları buna gidiyor. O yüzden son 4 gündür falan benim sabredit'te falan millet sürekli şey. Arkadaşlar gemi batmadan önce şu oyunları alıyor. Herkes paketleri doldurmuş böyle görmen lazım. O böyle Covid'de kapanma olacak demişlerdi diye millet koşup o falan almıştı. Hatırlıyor musun? Almıştı. bu <laughs> almıştı böyle çocuk mim almıştı. Adamın çocuğu söylüyormuş. Gitmiş çocuğunu almış. Ne alay ettiler onunla ya. Millet <laughs> yani. Ona dön şu an. Herkes loop bu alıyor şu anda. Steam kapanıyormuş koşun falan diye böyle. E Valla şaka bir yana Ben de bir 4 bin liralık paket yaptım kendime Aldım Mesut ne olur ne olmaz ya Çünkü böyle <laughs> Allah kenarda be. köşede kalmış böyle Şey oyunlar falan vardı Japon oyunu mesela tamam mı Bakıyorum 75 TL Diyorum ki lan bunu almayayım bu gün sonra ne alacak falan Şimdi kafam şeye döndü Ulan bunu 75 TL'ye alayım ne olur ne olmaz Yarın bir gün 20 dolar olursa bir daha Hiç alamam falan oluyorum böyle Yapıştırdım yani inanılmaz bir paket yaptım kendime Kral Game Pass'in değerini anladın demişim şimdi hep eleştiriyordun hep Game Pass'in evet karşısındaydın. Ya, Game Pass'te oyun yok diyordum beğenmiyordum falan filan. <laughs> Meğer sen haklıymışsın Mesut. Vallahi billahi kardeşim. Hep bunlarda haklı çıktın sen Aa, ya. Abi yok Game Pass'i öldürecekler bana yemin ediyorum. Oraya geldik ya. Şuraya bak ya. Eee valla. Yani şu an abi. Epic Store son kale kaldı. PlayStation da Türkiye'den çıktı. PlayStation şu an Deluxe fiyatları güncellemedi. O Deluxe fiyatların güncellenmesini karşısında da bir tane arkadaş duruyor biliyor musun? Bir, tanıyorum bak mailleştik. Bir kişi. Bir adam diyor ki arttırmayın isterseniz Türkiye'nin fiyatlarını diyor. Yarın bir gün o adama da birisi diyecek ki gel kardeşim daha iyi pozisyona geç sen diyecek. Adam da gidecek. Sonra de bu sefer diyecek ki ya bir ülke vardı bu Bulgaristan'da Dubai arasında bir ülke vardı. Neydi onun ismi ya? Büyükçe bir yer. Neyse ya falan diyecekler. Geçecekler gidecekler. Bunlar bunlar çok üzücü şeyler ya bu arada Mesut. Hakikaten evet, üzücü evet. şeyler yani. Abi iyi bir haber vereyim mi? Pringles geri mi geliyormuş Türkiye'ye? Pringles da çıkmış en son çünkü. <laughs> Pringles olayı çok komik ya. Bak bu Pringles'ın çıktığını ben herkesten önce biliyordum. 2 ay, 3 ay önce. Çalışanlar Vay. kadar değil tabii. Nasıl biliyordum Vay. ama? Nasıl İçerlerden biliyorum? duyumlar almışsın. Hem de en içerden. Bak inanılmaz bir olay. Abi evi taşıyoruz falan yol sırada. Böyle bir çılgın ha. bir süreç var. Abi pideci diyeyim pide alacağım. Elim ayağım titriyor açım yani. Kır pidesi alacağım. Ucuz yani. Sırada bekliyorum. Adam da böyle dedi ki bıçak dedi yıkanıyor dedi. Kesmiyor dedi. Yok ha, bulaşık tamam. makinesi. kesmeye geldi. Bulaşık <laughs> makinesine dedi. Bitecek biraz daha dedi. Bekleyelim dedi. Pideci de bulaşık makinesinin bulaşığı bitirmesini bekliyoruz. Bıçak çıkacak içinden pideyi kesecek. Bak olayım mı? Ha okey. Arkada bir abi telefon açtı. Dedi ki abi konuşuyor işte. Beni tanıdın mı dedi. Ben dedi bilmem kim. İşte dedi bildiğin gibi Pringles dedi kapattı dedi. Türkiye'den çıkıyor dedi. Biz de dedi işsiz kaldık bütün sağ ekibi dedi. Varsa iş abi aman ha pasla bana dedi. Allah Falan. Allah. O Pringles çıkıyormuş. Sonra ben bunu tabi bir kayda aldım. Çok önemsediğim bir şeydi. Pringles severim bu arada. Hep de yerim ama kırmızı sadesini severim. Millet soğanlı muanlı sevdiği için dedim çıksın gitsin ülkeden. Yani kırmızı da kalmadı. Sonra, Benim sevmediğim şeyler satıyorlar o zaman ölsün mü dedin. <laughs> abi o haberi yani şu GG'de patlatmadığıma pişman oldum sonra. Amma olay oldu Pringles'ın çıkması millet ya. bayağı önemsiyormuş abi herkesden önce patlatsaydık hayır çünkü niye biliyor musun Pringles çünkü lüks cips ya cips ya. Sen hatırlarsın değil mi 20 sene önceki seçimlerde evet. Cem Uzan Pringles dağıtarak %7 oy almıştı oğlum ilk girdiği seçimlerde. Pringles. Da. Pringles dağıtmıyordu. Her bir mitinginde yarım ekmek döner veriyordu ya tavuk döner değil. <laughs> Üf. Et döner veriyordu ücretsiz konserlerinde. Yani Pringles az kalsın Türkiye'nin politik tarihini değiştirecekti yani. Bak bizim ülkede anası çok yüksektir Pringles'ın. <laughs> adam Star gazetesini çıkarttı. İlk çıkarttığı gün yanına Pringles verdi. Sıra oldu hatırlıyor musun? Sıra evet. oldu abi. Yıkıldı Ama ortalık yani. Pringles ilk geldi. Yani şey hayret verici değil miydi? Cipslerin içmini kırık olmaması. Tabii tek tek çıkıyor böyle filan. Tek falan. tek Yaprak falan. yaprak böyle. Lüks cips falan. Abi sıra oldu millet lüks cips için. Ki hani ayıpladımdan demiyorum. Hayret ettiğimden diyorum. Daha da adam lüks cipsin rüzgarıyla %7 oyları aldı. İbrahim Tatlıses'e falan döner möner yedirdi. Bir şeyler yaptırdı. Hani senin bak senin beğenmediğin soğanlıyı da dağıtsa belki %11'le barajı geçmişti bugün bambaşka bir Türkiye'deydik yani. Pringles bu ülkede şeydir. Kingmaker derler ya yabancılar. İktidar yaratır, iktidar batırır yani. Bak Pringles'la gelindi, Pringles'la gidilmesin dikkat etsin bak buradan. Devleti uyarıyorum bak. Pringles çok kritik bir şeydir bu ülkede. Abi başa gelseydik ne olurdu acaba? IMF'yi falan dolandırır mıydık ya? Hani parayı biz, alıp biz derken Genç Parti olarak bu düz. <laughs> yani bize işte başa gelmiş. Hani Abi, ona tokat yani buna tokat Donald Trump'la Trump Amerika'nın yaşadığı şeyleri biz 20 sene öncesi de yaşardık bir durduyan da olmazdı öyle söyleyeyim. Yani biliyorsun Donald Trump sarayın altından gizli belgeleri kutu kutu alıp restoranına götürmüş. Çocuklara garsonlara vermiş alın şunların kopyasını çekin <laughs> falan diye. <laughs> yani yani daha bilmiyorum tabii Cem Uzan ne yapardı ama Cem Uzan'ın çökü biliyorsun ofislerini falan olaylardan sonra bastılar. O betonların içinde gömülü neler çıktı? Hadi şimdi anlatmayalım. Başka şeylerin konusu bunlar. <laughs> Enteresan abi. Evet enteresan diyelim geçelim abi. <laughs> müjdemi müjdemi vereyim abi. Çok uzun evet. zamandır beklenen şu 9500 liralığı geçmeyecek cep telefonlarına destek. 1 Kasım'da yürürlüğe giriyor. Ama beni orada en çok vuran şey abi 9500 lirayı geçmeyecek bilgisayarlardaki destek. Aa çok iyi. Tabii yani o bilgisayarın belleği bugün 10.000 lira olmuş durumda ama nasıl bir bilgisayardan bahsediyorlar onu da bilemiyorum. Siz Ve şey geçen demiş. Batu kasa tanıttınız o kasa kaç para mesela? Abi o kasa tek başına <laughs> şey dolduruyor. 12-13 bin liralık kasa. Anladın mı? Kasa olmuş 10 bin lira yani. <laughs> neyse tabii o biraz kasanın lüksü ama neyse. Yani 4K ekran vardı kasanın üstünde. Haytin bir güzel Ölmüş Y70 şey kasası. Vallahi güzel sürprizler olabilir. Bu arada ben sana bir sürprizden bahsedeyim. Bir olaydan. Hmm. Abi evet. Gaming Gen TR ekibi Galaxy ekran kartlarının Türkiye distribütörü oldu. Hiç Galaxy'ları bilmiyorum. İyi bir şey midir? Abi Galaxy şöyle... Galax sadece Galaxy de eskiden ismi, sonradan Galax yaptılar. Sadece Nvidia ekran kartı üretmesiyle <laughs> ünlü bir ekran kartı üreticisi. Yani Nvidia'nın en sağlam partnerlerinden biri sayılabilir. Çünkü başka hiçbir ekran kartı GPU kullanmıyorlar. Sadece Nvidia dedi Nvidia e çalışıyor. Aynı zamanda Half of Fame ekran kartları vardı bunlar. Şimdi One Click OS serisiyle beraber de piyasadalar. Yani görüntü istiyorsan şekil şükür yansın dönsün ateş etsin falan abi yanar dönerin yanında soğutmasıyla cep telefonundan uygulama desteğiyle aşırtmayı kolaylaştırmasıyla falan yani adam dedikçe ya çalıyor hani diyorduk ya Nvidia yazılım konusunda çok iyi falan diye abi Galaxy ekran kartları da harbiden ekran kartı alacaksın Nvidia ekran kartı alacaksın özellikle hani böyle şey yapacağın ekran kartları abi ben bunu alayım ya bir de hmm. Gaming şey dedi 2 yıllık garanti süresi boyunca ekran kartının arzılandı mı birebir değişim abi tamir falan beklemeyeceksin Arızalandı mı kardeşim Ispat tamir falan yok. Güzel oldu gerçekten. Aynı zamanda açıklamalara ve ilk yoruma da Galaxy Sistemlerle oluşturmuş Nvidia ekran kartlı sistem linkleri koymuş. Hepsi uygun fiyatlı. Ha Biri sponsorlu muydu bu kısım? Ben de diyorum ne kadar heyecanlı anlatıyor Galaxy falan coştum ben. Galaxy de. Yani bana kısmı, bana bile sattın lan malı. Helal olsun böyle. Galaxy kısmıyla <laughs> sevdiğimiz gaming TR'yi böyle birleştirerek sponsoru Yaşam. böyle şey yaptım ve Galaxy'nin özelliği ne? GeForce Now'da destek çıldır <laughs> Oraya mı bağlayacağız şimdi ne yapacağız? Nvidia <laughs> işte GeForce Now abi. Nvidia'nın partneri. <laughs> Nvidia'nın bir diğer teknoloji GeForce Now. Evet GeForce Now tarafında da güzel gelişmeler var. Ee, bu hafta çok çok öyle aman aman bir oyunlar gelmedi. City Skylines geldi. Ama City Skylines şu anda 4090'da 20 FPS verdiği için. <laughs> ee, GeForce Now'da oynayacak arkadaşlar Allah kolaylık versin diyorum. İnanılmaz yani optimizasyon konusunda ne kadar optimizasyon yapamayabiliriz diye yola çıkmışlar. Bugün bir inceleme gördüm Cities Skylines'da. Sokakta yürüyen kişilerin tek tek dişlerini modelliyorlarmış. Oo. Tabii sen zoom out ediyorsun. Yani sonra 4090'da 20 FPS alırsın tabii ki. Batu Şu an şey dedi internet... Mi? Oyun hmm. fiyatını arttırmadılar sırf bu optimizasyon sıkıntıları nedeniyle özür dilediler dedi. İlk defa bir marka optimizasyon sıkıntılarını kabul etti ve bunu peşin Hı -hı. peşinde söyledi dedi. Abi optimizasyon evet. sıkıntılı gelecek düzelteceğiz diye dedi yani. Çıkmadan da duyurdular optimizasyonumuz kötü gelecek diye ama hani şöyle oluyor insan. Hani şimdi mesela sen dersin ki ya bizim oyunumuzun optimizasyonu biraz kötü gelecek ne demek? Mesela stabil 60 FPS veremiyorum da hani 45-50 arasında ha, evet. oynuyorum desem ah derim tamam optimizasyonu kötü. 20 FPS vermek nedir lan 4090'da? Bu artık şey değil. Optimizasyonu kötü demek değil bu. Bu optimizasyonu yapan ekip tümüyle araba kazası geçirdi öldü. Biz de oyunu bam diye piyasaya sürdük falan demek. O yüzden GeForce Now'da şu anda şeyimiz var. Bir kampanya daha devam ediyor. O tarafa da bakabilirler. City Skylines'da bu hafta eklendi. Meraklısına ama City Skylines oynayıp da iyi performans alamadık diye GeForce Now'a artık kızmayın. Yani oraya bir şey demiyoruz yani. Şey uygun fiyatlı şu anda. Bir kampanya var değil mi GeForce Now'da da? Vardı da. Dur telefonumdan bakayım hemen iki dakikada. Bir bak bir bak. Çünkü fiyatta avantaj varsa arkadaşlar bunu belirtelim de sorudan mağdur olmayın. Abi şöyle 100. yıla özel Cumhuriyetimizin 100. yılına özel ilk gelen 1923 kullanıcıya bir haftalık premium paket hediye Oo, Çok iyiymiş. Biz bu videoyu yayınladığımız sırada duyurmuş olabilirler kampanya henüz duyurmamışlardı. Tam ya şu an duyurdular ya birkaç saat sonra duyuracaklar ilk biz paylaştık gibi oldu Abi, haberler uykusuz olsun. uykusuz kalıp uykusuz kalıp bu videoyu basayım o zaman da izlesin insanlar bu çok güzel haber en azından izleyicimiz kazansın. Tabi ilk 1923 kullanıya bir haftalık premium paket verecekler. Hani bu biraz şey de olabilir merak edenler girsek biz iyi performans alabiliriz mi diyen arkadaşlar vardı. böyle Cumhuriyet'in 100. yılına özel güzel bir güzellik yapmışlar. Hayırlı uğurlu olsun, güzel günlerde kullansınlar diyelim. Evet, evet, gerçekten önemli. Bu arada milli konuda bir savunma konusunda bir gelişme var. Bayraktar TB3 havalanmış, ilk uçuş testini gerçekleştirmişler. Tekerler yerden kesilmiş yani. Bu önemli testlerden bir tanesi. TCG Anadolu isimli bir gemi var. Hiç gördün mü? Yok. Türkiye'nin uçak gemisi diyorlardı, uçak gemisi değil aslında. Çok büyük bir çıkartma gemisi. Helikopter öncelikli olarak taşıyor ama şimdi Türkiye'nin drone teknolojisindeki ilerlemesi ardından Bizim insansız uçaklarımız için bir uçak gemisi olacak. Aslında modern bir şekilde hmm, kullanacağız drone üstü, aktif olarak. Drone üstü aslında. Ha, okay. yani drone üstü olacak ve tabii ki içine tanklar, bir sürü askeri birlik falan taşıyabilmesi nedeniyle de bizim için stratejik öneme sahip bir gemi. Hey gidin ya. Şey söyleyeceğim sana. Starcraft'ta, Starcraft oynamış mıydın vaktinde? Evet evet. Oynamadım. Starcraft'ta Protoss'ların büyük gemisi vardı bir tane hatırlar mısın böyle? Çat diye bir gelirdi diye çak, çak 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 diye böyle drones almaya başlardı. baksa vakti zamanında bizim bilim kurgu oyunlarında oynadığımız drone gemileri. Drone carrier yani şey e, ne diyeyim uçak carrier değil de drone carrier yani protos item'ıdır ha protos item'larımız var artık bundan sonra Starcraft teknolojisi yani. <laughs> yani yapıyoruz kullanıyoruz bunu güzel bir şey TB3'ün en büyük özelliği TB2'ler falan mesela TCG Anadolu'dan havalanamıyorlar onların Hı. havalanması için daha büyük bir pist ihtiyaçları var ya da modifiye edilmeleri gerekiyor daha az ağırlıkta falan kalkıyor şimdi abi bu TB3 oradan havalanabilecek Hı. iki kat daha fazla faydalı yük taşıyabiliyor. Bu önemli konulardan bir tanesi. Menzili satkom görüş sayesinde sınır ötesi diyorlar. Yani çok geniş bir alanı tarayarak hedefleri de tespit edebiliyormuş. İki kata yakın daha hızlı aynı zamanda. Yani kapasite olarak daha gelişmiş bir drone üstünde çalışıyorlar en azından onu söyleyelim. Keyifli güzel bir haberdi bu ve Türk için Türk sanayi içinde bir başka gelişmiş haber gelişme yaşandı. Gelişmiş haber demeyeyim. Biraz tuhaf oldu. Gelişme yaşandı. Abi Nurol Teknoloji, Alman seramik ham maddi üreticisi Industry Ekramiki satın almış. Horrein. Hmm. Bu şey sağlıyormuş. Balistik korumada çok ileri bir markaymış. Alman markası. Hmm. Şimdi Türkler çoğunluk kisesini satın almışlar abi. Dünyada lider olacağız diyorlar. Amerika'da da şimdi mesela şey açmış. Bir şirket daha. Hmm. Orada da o savunma sanayi sektörünü de yön vereceğiz diyorlar. Abi Türk savunma sanayinin şimdi yurt dışında markaları satın alabilir hale gelmesi yatırım yapması da oldukça güzel. Yani Tabii tabii değiştirilebilir de... seramik zırh vardı. Acaba onunla alakalı He. yatırımlar olan bir onunla, şirket mi? Onunla alakalı yatırımlar yapacaklarmış abi. Yani balistik zırhlar değiştirilebilir seramik zırhlar üstüne. Ha okey. vallahi çok güzel olan, Çok modern şeyler yani. Hayır nereden biliyorsun diyeceksin. Ben savunma sanayi aşırı meraklı birisi değilim. Ama bilgisayar oyunu oynuyorum. Ve bilgisayar oyunları savunma sanayiyle neredeyse biliyorsun kafa kafaya çalışan evet. Hani bir yerde bir ürün tanıtılsın hemen Ubisoft'ta Division onu koyar. Call of Duty bilmem neresinde koyar. Böyle şey savunma sanayini takip etmesen bile teknolojileri ilk oyunlarda gördüğümüz bir dünya var. Hatta şey ben bu Teknofest'e gitmiştim ya orada göreceksin 13-16 yaştaki çocukların hepsi ellerinde böyle lazerli mazerli silahlar bilmem neler falan Call of Duty gibi. Tabi biraz insan şey oluyor aman çocuklar hani Call of Duty değil bak onlar can alıyor falan gibi oluyorsun ama yani erkek çocuklarında ve gamerlarda böyle bir silah ve teknolojiye büyük merak var tabi her zaman. Abi silah merakı silah anla kadar silah gerçekten soğuk ağır bir metal kütle ve şey anlıyorsun abi <laughs> İş orada ciddi oyuncak değil yani o Hı -hı. gamepad tutmakla bir silah tutmak arasında tabanca tutmak arasında bile dağlar kadar fark var yani. Ben Eirsoft'a yani, çok öyle. meraklıydım. Airsoft'a meraklı olunca sağ olsun işte bölükteki komutanlar falan da duyunca bunu şey yapıyorlardı. Merak ettiğim bir silah falan varsa elletiriz dokunmana izin veririz çünkü <laughs> aynı fazla dokunmana izin veririz senin bildiği için amatör olduğunu. Abi şöyle koyuyorlardı masaya bir bakıyordum falan ağır abi yani hiç bana göre bir iş değil. Cıdıl adam işi değil o yüzden hep söylerim ben askerlik parayla yapılacak iş değil. Harbiden gönlünü koyman lazım bu işe diye. Tabii. Zor bir iş yani. Abi sürücüsüz taksi olayını takip ediyor musun Amerika'daki? Hayır. Hani bu hep paylaşırlar. Aa sürücüsüz taksi çağırdım geldi. Onu yaptım ha, evet, geldi evet. falan diye. Böyle kendi kendiniz. En, yani anda... en son sürücüsüz araçların önüne koni koyup ağlatıyorlardı sürücüsüz araçları. Ha işte, sürücüsüz araçlar bir orada. şey yapamıyordu böyle. Evet çok büyük tartışma konusu yani bu şu anda. Ama geliştiriliyor ha, bu teknoloji. Hala. Okay. Bu o konunun ötesinde bir şey. Kuruz isimli hmm. bir sürücüsüz taksi markası vardı. Abi yaya ezmişler. Araba üstünden geçmiş bir de durmadan. Hmm, nasıl? Ve tabii Cruise'un Amerika Birleşik Devletleri San Francisco'daki tüm faaliyetleri durdurulmuş. Daha doğrusu Kaliforniya'daki bütün faaliyetleri durdurulmuş şimdi. Ve soruşturma sürüyormuş. Şimdi burada da şunu görüyorsun. E, sürücüsüz taksi testi falan var ama bir cana mal olduğu zaman herhangi bir tanesi. Aa niye dememişler mi ya? Ne olacak ya? Kazadır ya. Olur böyle şeyler. Büyütmeyin. Hani ne olacak? Ya burada sadece Boş şey birkaç çekici. Ya. Bu tepkilerden dolayı bence biraz yapılar. Son dönemde insan araçlara karşı çok fazla tepki var. Aynı zamanda şu da var. Abi trafik kazasını ölen insan sayısıyla insan araçların ezdiği ins insan sayısını bir kıyaslama, oranlamak lazım. Haberde öyle bir oran yok. Milyon fark vardır muhtemelen. Ya büyük ihtimalle yani. Tabii. O yüzden işte bu kaza Önemli ama bence hemen böyle bütün faaliyetleri durdurmaların arkasında yatan nedenlerden bir tanesi de insanların çok ciddi tepki göstermesi şu anda bu araçlar Amerika'da. Tabii. Hani işimizi elimizden alacak diye bakıyor, trafiği yavaşlatıyorlar diye bakıyor ki trafiği bayağı yavaşlatıyorlar bu arada. Hmm. Bazen arkasında saçma sapan kuyruklar oluşuyor. Çünkü o yapay zeka onu anlayamıyor ne olduğunu. Yolda ha. duruyor falan böyle. Arkasında kuyruk oluşmuş, herkes kornaya asılıyor. Saçma sapan durumlar var. Bir tanesinde polis aracı durdurmaya çalışıyor. Yolu kesmeye çalışıyor. Abi insan araç anlamıyor. Çünkü ters şeritten yolu akıtacaklar. Anlamıyor ki insan araç. Yani demek ki insan araçlar için de yani konsorsiyumun oturup bazı yoldaki engeller ve araçlar işaretler hakkında da çalışması lazım. Yani polis öyle bir işaret yapacak ya da tabeliye öyle bir koyacak ki insan araç şeyi anlayacak. Burada yol kapatıldı. Başka bir durum var. Tabii. Ters şeride girmem lazım gibi. Yani şu an bunları yakalayamıyorsa zaten çok erken demektir abi. Hani polis dur dediği zaman duramayan araç zaten trafikte ne işi var o zaman şimdi? Anladın mı? Hani şeyi boş ver. Hani insansız araç kategorisine sokma. Sen trafik polisi olarak dedin ki dur dedin. Araç durmadı. Ateş bile eder lan Amerika orası. Yani şimdi hani anladın mı? Demek ki senin bu aracı trafiğe çıkartmaman gerekiyor artık bu kadar ayıplı bir şekilde çalışıyorsa bu. Demek ki erken. Yani bu, bunun göstergesi başka bir şey değil ya bazı şeyler var o tarafta ama Amerika tabi bu işte öncü olmak istediği için hı hı. şu anda deli gibi çalışıyor. Sonra Çinli hackerlar, Rus hackerlar çekiyorlardır büyük ihtimalle datayı. Orada diyordur ki biz de yaptık. Birden bire oluyor çünkü şimdi trafikte insansız aracın böyle şey bagajına giriyor. Çinlinin bir tanesi ufak tefek zaten oradan çı 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 kabloyla bağlanıyor. Bütün seyir datasını çekiyor. Ya Allah Tencent'e gönderiyor. Tencent oyunlarda kullanıyor datayı. Çünkü hep haberlerde şey görüyoruz dikkat edersen. Amerika bir şey çalmıyor sanki. Hmm. Yani Amerika hiç bilgi kullanmıyor. Hiç kimsenin bilgisini, verisini toparlamıyor. Hep ondan çalıyorlar. Hmm. Ha evet değil mi? Tabii. Yani ama da tabii kapalı ülkeler oldukları için açıklama yapmıyor ki adam çalınsa bile verisi. Ya da çal belki çaldırtmıyorlardır lan zor çalınıyordur ya da. Gerçi bilmiyorum ne ne şey dönüyordur arka planda. Evet, belki de Çinli mühendisin kendisi diyor ki ben sizin ülkenize iltica edeceğim ama siz bana da işte vatandaşlık verin. Ben de size anlatacağım. işte Covid'i nasıl ürettiğimizi laboratuvarda falan da diyordur. Arka planda bunları <laughs> bunları bilemiyoruz. <laughs> abi. Ya Can ya Allah'ım ya. <laughs> Hayır nasılsa bilemediğimiz konular. Artık rahat konuşurum ben. Bundan sonrası bilim kurgu çünkü anladın mı? <laughs> Sıktığımız <musk> konu. <oldum. gülüyor> Abi şimdi Madem sıkıyoruz tam sıkalım dedim tam yani. Tam gitsin bu uç noktaya kadar. <laughs> Abi Çin Amerika arasında bir ticari savaş var. Yani çok bariz ortada. Tabii. En büyük kurbanı da bunların aslında Huawei. Hani hep teknoloji dünyasında evet. böyle üzülerek bahsettiğimiz... Ulan aslında iyi telefonları var adamların falan dediğimiz hani şey. Abi şu anda gitgide yaptırımlar artıyor Çin'e karşı. Özellikle Çin'in otomobil sanayindeki varlığı Avrupalılar ve Amerikalıların soruşturmasına takılıyor. Yani... Abi Bunlar hmm. geliyor. Bunlar sakız üretir gibi elektrikli otomobil üretiyorlar şu anda. Çok ucuz üretiyorlar. Ne bunların işçilik maliyetiyle ne de üretim hacimleriyle biz kafa kafaya mücadele edemeyeceğiz. Yani bıraksalar ne Tesla kalacak ne bir şey kalacak fiyat olarak. Türkiye Çin'e ekstra yüzde kırk vergi getirdi. Bak Çinli araç gümrükte ekstra yüzde kırk ekliyorlar üstüne. Ona rağmen her yer Çinli araçta oldu şu anda. Yani hmm. Herkes sıraya giriyor çeriği meriye almak için. Böyle bir BYD falan geldi ki. Yani, ki vergi şöyle, olmasa? Bir noktada adamlarda bir şey bir yapı var ya. E, bunlar işte hesapta komünistler ve işte komünist parti bütün iştirakların büyük ortağı ya da küçük ortağı falan gibi tuhaf bir durum var ya. Evet. Yani şey çok ilginç oluyor. Sen mesela Çinli'nin arabasına koyuyorsun vergiyi. Çinli arabacı diyor ki ah abi yandan yedim ben çok kötü oldum diyor. Parti diyor ki alım diyor tamam sen yiyi ver onu. Biz Aa. hani sen bugün ona vergi koyuyorsun adam öbür taraftan mal satıyor sana. Hani şey değil ki Adamın total ihracatı o kadar büyük ki sen bir sektörünü durdursan öbür sektörünü zaten öpe öpe alıyorsun. Yani bir engellenemez bir durum var orada. Daha Amerika durduramadı. Hani biz de arabada öyle bir hamle yaptık ama hani sanki şey mi oldu? Bütün Çin'den gelen mallara mı dur dedik? Hayır demedik. Diyebilir miyiz? Diyemeyiz de bence onu da söyleyeyim. Yani bir Abi sürü ona stop, rağmen rakab şey edemiyorsun. Yani ona rağmen adam şey yapıyor domine edebiliyor. Şimdi grafit konusunda Çin tedarik konusunda dünyada lider markalardan şeyden ülkelerden bir tanesi demiş ki bundan sonra demiş artık lisans başvurusu da bulunacaksınız benden bunu ithal etmek istiyorsanız ben de sizi seçeceğim çünkü bu elektrikli otomobil üretiminde kilit malzemelerden biriymiş. Oh. Hani dünya ekonomisinde o da öyle şey yapıyor yani. Siz bana böyle yapıyorsunuz ben de size böyle yaparım gibi Aynen. İki hafta Elon Musk'ı görürüz koltuğunun altında Çinli liderin şeyiyle kitabıyla pozunu verir hemen reis gider oradaki fotoğrafını veri verir. <laughs> El sıkıştık biz anlaştık bizim sıkıntımız anlaştık, yok. konuştuk yani. Nasılsın iyiyim abi kafa tokuşturmalı Aynen. şöyle bir hemen işlerine bakarlar. Bende de ilginç bir haber var sevgili Mesut. Hep sen mi Apple haberi vereceksin bu sefer ben Apple haberi vereceğim. Bu hafta şöyle çok güzel bir şansım oldu. Apple Türkiye ofislerine gittim. Senin gibi bu Amerika'ya gidemedik kardeşim. Yine sen daha kulsun onu söyleyeyim. Ama Türkiye ofisine gittik. Şöyle bir şansım oldu. Apple Resident Evil 8. iPhone 15 Pro Max üzerinde oynadım. Bu A17 çipleriyle beraber. Demiştim ya birkaç hafta ben. Ya RTX eklemişler. Ne demek abi RTX cep telefonunda falan filan diyordum. Hakikaten şansım oldu. Resident Evil 8 oynadım bir süre. Ee, henüz şeyde developer versiyonuydu yani Ürüntümüyle çıkmadık şeylere şu an. Telefonlara bekliyorum onu. Yalnız Mesut şey çok ilginç ya. Cep telefonunda ciddi ciddi oyun oynamak. Yani ciddi ciddi oyunun altını çiziyorum. Yani şeydi çünkü Resident Evil 8 ilk duyurdular. Ben hemen şey demiştim. Ya streaming versiyondur abi o Switch'teki gibidir falan filan demiştim. Yok abi. Yani baya PlayStation'daki versiyonunun biraz kırpılmış halini koymuşlar. Kırpılmıştan kastım özellikler eksik. Ama şey eksik değil yani asetler, oynanabilirlik, oyun içerisindeki bir takım unsurlar. Developer versiyonu olduğu için ayarlar da açıktı. Girdim ayarlara. 1080'e kadar yükselttim. 1080'de zorlanıyor. Tamam mı? Yani Full HD oynatmıyor şu anda. Evet, 720 HD zaten test edenler için. 720 işte ben bir ara böyle beni boş bıraktılar hemen 1080'e çektim. Daha 1080 çağına gelmemiş cep telefonları onu gördük. Ama Mesut zaten şu an çok modern bir oyunda 1080'de oyun oynatabiliyorsa kalkıp gidelim. Yani ben aşırı bir şey zorladım orada. 720'deyken gayet akıcı bir şekilde şu an şey oynuyorsun. E bir de ekranı yüzünden 30-60-120 FPS destekli. 120 FPS'e kadar çıkamıyor. 30-60 arasında oynuyor. 30'a sabitlersen çok sakin oynuyorsun. Mesut ben şok. Onu söyleyeyim. Ya bu çok ilginç bir şey. Tabii ki şu an iPhone 15 Pro Max'i millet çok rahat rahat satın alamayacak. Onun herkes farkında. Zaten çok üst bir ürün. Ama teknoloji bir kere geldi. İlerleyen yıllarda o teknoloji daha yani iPhone 15'in artık alt model olduğu bir sene olacak ya 3 sene 4 sene sonra. Evet. Örnek veriyorum. 3 sene 4 sene sonra iPhone 15 tamam lan almışken iPhone 15 alayım dediği zaman tüketici 15, 16, 17, 18 çıkmış olacak ya o süreç içerisinde. Çok büyük şeylerin habercisi bu. Yani mobil oyunculuk açısından çok şey değişecek. Çünkü son senelerde zaten sen de çok test ediyorsun. Hatta sen benden daha çok kullanıyorsun elle tutulabilir oyun cihazlarını, handheld evet, cihazları. Evet hepsini deniyorum. Handheld cihazlar o taraftan gidiyor. Switch'te biz konuşuyorduk zaten ya grafiğe ne gerek var önemli olan gameplay diyorduk iPhone diyordum ya bu elde oynanabilir oyunla çok ciddi bir iş yapıyor bu seferdi. Hem de Resident Evil Village'la girmiş. E, 4'te çıkacak diyorlar. Çıktığı zaman bayağı piyasayı sarsacak. Yani bir senede çok büyük bir şeyler değişmez ama adam şu an cep telefonunda sana bunu oynatabiliyor. Bundan sonrasını sektör düşünsün. Gerçekten çok ilginç bir olay var orada. Abi orada şöyle önemli konulardan bir tanesi. Şimdi sektör tekrar grafik konuşmaya başladı ya ben ona seviniyorum. Seninle geçtiğimiz haftada bunu konuştuk aslında. Yani sektörde bir duraksama var. Sektör grafik konuşmayı bıraktı biraz. Tabii. Özellikle bu indie oyunların yükselişiyle beraber de bir akımdı bu. Ama hmm. abi grafikleri iyi olup kötü olan oyun çok az var. Yani şimdi iyi oyunların grafiklerin iyi olması lazım. Kesinlikle ben bu taraftayım. Şimdi benim burada eleştirdiğim nokta aslında o, cep telefonu oyunları içinde grafikler bir 5 sene önce millet grafik için yardırıyordu. Daha iyi grafikli oyunlar görüyorduk. Ya Grid Motorsport ya Grid Auto motosport Biliyorsun Grid bir otomobil yarışı. Android versiyonunu şu anda ya da iPhone versiyonu bir indirip baksın arkadaşlar. Buraya buraya şu anda Razer Edge'de oynadım. Grafikleri koyuyorum. Abi bu oyun konsol kalitesinde bir otomobil yarışıymış zaten. Yani Hı -hı. çatır çutur çarptığında arabanın dinamikle hasar aldığı. Neredeyse Forza'nın cep telefonu versiyonunu getirmiş adam. 5 senelik oyun abi bu. Sonrasında bir daha üstüne grafik olarak kimse bir şey koymaya çalışmamış. Ve işlemci gücü de sürekli artarak gelmiş aslında yani. yani bugün evet, Snapdragon evet. işlemciler de güçsüz değil. Buna okeyiz. Ama abi birilerinin grafik konuşmaya başlaması gerekiyordu. Birilerinin konsol oyunlarını artık mobile de getirin demesi gerekiyordu. Bunu Apple'ın demesi çok büyük önem taşıyor. Apple çünkü, abi bunu kabul edersin, etmezsin." Apple sektöre yön veren. Söyledikleri diğer markalar tarafından da dikkatli incelenen, not alınan çok büyük bir teknoloji üreticisi. Aynı zamanda trend belirleyen bir marka. Şimdi bazı markalar vardır. Teknoloji üretir. Bazı markalar trend belirlerler. Apple bunlardan hmm. biri. Nvidia bunlardan bir tanesi oldu. Yani bunları böyle konuşmak gerekiyor. Şimdi bu ben adam ne yo. diyor? Ya, Ray tracing, yani oyun getirdi. Şey çok getir önemli. Bak Resident Evil 4 bu sene Resident Evil 4'ün orijinal değil de Resident Evil 4'ün remake'i bu sene çıkmış bir oyun Mesut. Adam bu sene çıkmış bir oyunu bu sene cep telefonunda oynatacağım evet. diyor daha düşük ayarlarla oynatacağım diyor. Ama üstüne basa basa mobil versiyonu değil diyorlar. Mobil versiyonu olmadığını ben elimle ve gözümle test ettim abi. Gerçekten de developer versiyonu panelde şey belli. Tabii ki çıktığı zaman o tarafı birazcık kapatırlar ayarlar küçülür. Yani senin cep telefonunu yakabileceğin bir noktaya kadar izin vermezler sana. Hani bir güvenlik kısıtı koyarlar oraya ama senin girip konfigürasyonu değiştirebildiğin PC'deki konsoldaki versiyonuyla birebir her şeyi içeren 40 GB download olan bir oyun gelecek. Tabii can. Ya bu bu Asestis bir şey her. Apple yani. gelecek işte. Bu bir haber yani, şey değil hani bak. Yani o duyurdukları şey ben ilk duyurduklarında çünkü böyle buldum. lan Allah Allah falan hani heyecanlanmıyorum zaten iPhone'un yeni modellerine deyip duruyorum ya senelerdir. İlk kez bir şey değişti yani. Çok ilginç bir durum bu. Ya ben orada Apple'ın artık şu algıyı da değiştirmesini istiyorum kendi içinde. De. ay iPad mini Apple'ın en büyük oyuncu silahı. Oyun silahı Hı. yani. Çok güçlü bir alet bu. Eğer iPad mini'ye uygun bir gamepad gelirse Apple'dan ya da artık bir markayla anlaşsınlar o resim backbone gibi. Ben sana Aha. bir şey söyleyeyim. Yani dünyanın en iyi oyun konsolu olabilir taşınabilir tarafta. Yes. Yeni işlemcilerle bir iPad mini. Ben hayal edemiyorum nereye gidebileceğini olayın. Tabii. iPad mini pi süresiyle, ekran büyüklüğüyle, hızıyla daha sonra yapabildiklerinden. iPad mini bu arada benim de en sevdiğim iPad. Tek işte. elde tutabiliyorsun. Hı. Böyle yeteri kadar geniş ama çok da geniş değil. Allah filan gibi böyle bir kaba hani ağır da değil şey de değil. Tam böyle eline oturuyor. Onun iki tarafından bir klips böyle. Ya, yani Pepsi şey şu an A17 Pro var. İki sene sonra yeni model tanıtacaklar. Evet. a 18 olacak mesela bu sefer içinde. Bir de her sene bir şey oluyor. Yani tabii şu anki şey değil. Hani izleyenler de bunu şey gibi düşünmesin. Hemen koşun iPhone 15 Pro Max alın, hemen Resident Evil 8'i orada oynayın. Yani şimdi hayır. Tabii ki biz bunun tavsiyesini vermiyoruz. Sen bugün Resident Evil 8'i her sene her, her hafta bir kasa tanıtıyorsun sen. O kasaların çoğunda alıp oynayabilir 20 bin liraya 30 bin liraya. Evet biz de bunun farkındayız ama bunu adam şu an pahalı da olsa bir cep telefonunda yapabiliyor bakın. Yani şey aşağıdaki sınır yukarıya giderken yukarıdaki sınır aşağıya geliyor. Bir noktada bunlar üst üste binmeye başlayacak. 2-3 sene sonra insanlar diyecek ki ulan daha pahalı bir cep telefonu alır telefonumda oynarım oyunu diyecek. 2-3 sene sonra şimdi değil. Şimdi değil bunun habercisi geldi. Aman bu trend başlıyor dediler bize. Bu çok ilginç bir şey, beni çok heyecanlandırıyor hakikaten. Yalnız bu arada bir haberim vardı benim. Ee? Ve bu haberden önce sen dedin ya ben bir Apple haberi vereyim diye. ha İçine doğmuş gibi ya biz haberleri paylaşmıyoruz öncesindeki o tepkilerimizi alalım birbirimizin diye. Ha, tabii tabii. Benim haberim neydi biliyor musunuz arkadaşlar? Apple ürünlerinin yüzde 95'i hala Çin'de üretiliyor. Adam dedi ki hep Apple haberini sen veriyorsun bu sefer ben vereceğim araya girdi böyle. Ya Allah dedim Allah bu Allah. kadar okay. olamaz. Ekranımı görsen olmaz bu kadar. Görüyor musun ne yapıyorsun? <laughs> Arkadan <laughs> yansıyormuş falan. Ya yani şimdi bu Çin Amerika Savaşı'nda tabii ki önemli markalardan bir tanesi Apple. Abi Apple her yerde çok önemli. Şimdi Hı -hı. üretiminin çoğunu da Foxconn yapıyor. Ve Çin'de yapıyor. Tabii Çin'den bir kısmını kaydırmaya çalışıyor Apple. Hindistan olsun, Vietnam olsun oralara doğru gitmeye çalışıyor ama hala üretiminin %95'i Çin'de gerçekleştiriliyormuş. Zaten bir dönem MacBook Pro'ları, MacBook'ları Amerika'da üretmeye kalktılar. Fabrika falan kuruldu. Abi o dönem video üretiminde yaşadıkları zorluklar ve küçük parçaları Amerika'dan teminde yaşadıkları zorluklardan dolayı tekrar Çin'e kaymak zorunda kaldılar. Çin öyle bir hale geldi ki entegre üretim tesisi gibi koca ülke. Yani Tabii. mesela bir telefon üreteceksin. Ekranını, ekranın camını, etrafındaki çerçevesini, pilini hepsini Çin'den temin edip bir araya getirebiliyorsun. Başka hiçbir ülkeye ihtiyacın yok. Hmm. Diğer ülkelere nerede ihtiyacın oluyor? Kral bana bir Google ver, bana bir Android ver falan dedi. Yazılım kısmında. Oraya da Amerikalılar tutmuşlar asıl musluğun başını yani. O tarafta çizim, mecbur. Çizim, tasarım, logo, satış, pazarlama. Ama malın kendisi hep Çin'den çıkma yani. Ha, Çin böyle bir halde. Bu yüzden kolay kolay da sırtı yere gelmeyecek gibi bu yılların yılların üretimi demek ya. Kolay bir şey değil gerçekten de. Bir diğer konu Intel 14. nesil Intel işlemcilerde bu böyle bir ısınma mı problemleri yaşadı ya. Aha. Inter Application Optimization denen bir teknolojiyle bir yazılım üstüne çalışıyorlar. İlk erken aşamadaki sonuçlar ortaya çıkmış. Abi Rainbow Six Siege, Metro Exodus'ta falan %13, %16 performans getirisi varmış yazılımın. İşlemcinin işte yük durumunu bilgisayar ona göre optimize edip daha yüksek performans verdirmeye çalışıyormuş. Burada da şunu görüyorsun. Donanım yazılımın iyi konuşması o kadar önemli bir şey Tabii. Yani çıkarttığın donanım yazılımla iyi konuşmuyorsa bak sonrasında böyle haberler çıkıyor, yanıyor, ediyor. Çünkü sıcak çalışıyor işlemcin. Abi bu yazılımı baştan çıkart. Windows'un içinde entegre olması lazım. Ya Windows dünyası gerçekten çok karışık. Abi bak tekrar söylüyorum. 4090'lı kasam var. Cities Skylines'da 30 FPS'in altını görüyorum. Ark diye bir tane oyun çıkarttılar Unreal 5 ile. Biz yayında oynayacaktık. Çok heyecanla bekliyordum. O da bu arada Steam haberine bağlayayım. Sabah 300 TL de akşama 1300 TL oldu. Allah onun da belasını versin. Sabah ben onu 300'den gördüm. Ulan dedim ki akşam alayım da oynayayım 300 TL'ymiş. Alsan o anda akşam bir geldi 1300 TL olmuş anasını satayım. Bin Abi 1000 lira gördüğün fark her şey anında alman lazım ya. Ya içime şey oturdu. Ulan yine böyle 1300'ü versem mi oluyorum? Cık. Elim gitmiyor şu an 1300 çok pahalı. Niye? Onu da söyleyeyim sana. Yorumlarına indim mi oyunun? Diyor ki işte 4090 Ti ile şey 4090 oynuyorum işte 21 FPS alıyorum diyor. Abi tamam bak biz diyoruz ya PC bak PC yetişemiyor abi falan. Geçen hafta daha söyledim. Konsollar PC yetişemiyor abi falan diyoruz ya. Hı hı. Tamam da kardeşim siz PC'de artık 4090'da 60 FPS veremiyorsanız. Geliştirici kardeşler. Siz de geliştirmeyin abi. Artık yani 60 diyorum bak. 30 veremiyor adam ya. Ne demek abi City Skylines'de 20 FPS'ler falan. Evet falan. Sen ya. Ne yapıyorsun abi? 4090 var ya bende. Hani şey değil bak. 3070 ile oynayan adam var. 2070 ile oynayan adam var. 4000-4090 ile ben frame alamıyorsam siz oyun geliştirmeyin. Daha dur abi sen üretme ya. Biz iki haftadır bu ekran kartını övüyoruz arkadaşlar. Biz iki haftadır bir fiil bu ekran kartını övüyoruz ve bu ekran kartı hmm. oyun çalışmıyorsa eğer bizim için oyun yok hükmündedir. O geliştirici ya takımı arada, da siliyoruz. Bu arada Gerçekten öyle. Sen bugün piyasanın en güçlü ekran kartıyla ki piyasanın en güçlü ekran kartı şu an en yakın rakibine bir buçuk kat falan fark koyup kendisi o bu da 4080. 4080 e de bir buçuk kat şov olsun diye çıkartmış bir ürün. Şov. işte yani spor arabası piyasanın. Şov olsun diye çıkarttılar. Sen artık bunu da oyun çalıştıramıyorsan. Affedersin sen neyi oyun çalıştıracaksın abi? Öbür taraftan hani demin dedim ya. Üst taraf aşağıya geliyor ama aşağısı yukarıya gidiyor diye. Sen 4090'da oyun çalıştıramıyorsun. Öbür taraftan Apple diyor ki ben cep telefonunda Resident Evil oynatıyorum. Ha bak şimdi. Eyvah Ne oldu? Yani senin yukarıya gitmen lazım ki rakiplerini araya açacaksın. Oyun sektörü bu aralar ciddi faulde. Yani ne donanımı kullanabiliyorlar ne yazılım tarafında bir şey yapabiliyorlar. Spider-Man buglı çıktı. City Skylines korkunç durumda. Ark mahvediyor. Starfield buglarla dolu. Cyberpunk 2 sene sonra pet çıkarttı diye övüyoruz. Hale bak. Bu ne ya? Türkiye Futbol Ligi misiniz abi siz? Hani anladın mı? <laughs> Acayip bir durum var ya. <laughs> Gerçekten Türk futbolu gibi oldu herifler böyle. Hani şey. Herkes biliyor kötü olduğunu ama ne yapacağım Babanın tuttu takım diye destekliyorsun ya. Böyle bir şeye döndü artık oyun sektörü yani. Aa, ya Nereye gidecek bilmiyorum yazılım tarafında gerçekten. Optimizasyon da zor, işleri de zor gerçekten. Bunu anlıyorum hmm. ama böyle de oyun çıkmaz ya. Herhalde yayıncı baskısı da bunu etkiliyor. Ya reis optimizasyon yapamıyorsan o özelliği koyma ya. Çıkart. Evet bunda daha Sana ben Vallahi. başka bir haber vereyim. Uzayla Ver ama. ilgili. Ver ama ufaktan benim şey yapmam lazım kral. 52 dakika yaptık, bir tane daha yapıp sonra kapatalım mı? Yeter ama bak mi? izleyicimiz <laughs> seni linç edecek şimdi. Ben burayı kesmeyeceğim can. Burayı hiç ellemeyeceğim Seni buraya koydum. Seni 40 dakika mikrofon ayarı yaptığını da söyleyelim. Vallahi o zaman 45 dakika mi? mikrofon <laughs> ayarı yaptık. kulaklıma ses gelmedi. Kablosuz kulaklıklarıma ha. Adamı sürüyor. Dedi ki ben geldim abi çekelim dedi. Bir de aynen. sessiz sessiz bekliyor. Ben bir ara şöyle falan yaptım bilgisayarın başına. Artık ben stresten başıma ağrı girdi. Bana şey yazıyor adam. İyi misin Mesut? Mesut iyi misin yazmış. Sesimi duyamıyor ya öleceğim falan zannetti bilgisayarın başında. Abi o zaman son haberimi şöyle vereyim. İlk bir markotu koyalım. Barkotumuzu görsünler. Genç oh, arkadaşlar. Kare var. kod. Oh. Kare Hah. kod koyayım. Barkot dedikçe sinirlenen insanlar var. Kare kodumuzu koyalım. Mesut şu kare kodu bir bana gönder de Stable Diffusion'da bir şey yapalım onu Dümdüz koyuyorsun her hafta şekilde yapalım. Ya yani. okutamazlar bazıları diye. Çünkü biliyorsun Stable Diffusion'da yaptığın her ha, biraz, şey okumuyor. Evet. evet o yüzden. şimdi Onun kontrol net asıl... ağırlığını 2.0 yaparsan okutuyorlar ama aklımda olsun. Ha, iyi ben iyi geçen zaman. Atatürk Süriyet'le böyle birkaç çalışma yaptım. 29'unda basacağım. Bak yapalım güzel güzel fikir gerçekten. E kart dağıt abi bizim elitten sende. Olur, yap QR vasilesini bu yani, QR, QR yapalım sana gönderelim ya. Erikten gönder kartları da. Tamam abi ama böyle siyahları şişman şişman olsun. Siyahları küçük olmasın. Tamam. Sek tamam. uyarmış yalnız senin gibi yapay zekacıları. Demiş ki Sek kim? abi, Sek. bu Amerika'daki işte genel olarak piyasaları, menkul kıymet ve borsaları düzenleyen <laughs> kuruluş var ya. Demiş ki ya şimdi demiş bütün kuruluşlar yapay ile finansman şeyine geçtiler. Hani borsa inecek, çıkacak, onu al, bunu sat falan kararlar veriyorlar. Abi demiş hepsi aynı algoritmada karar verirlerse bu iş bir finansal krize yol açar demiş. Yani herkesin al dediğini al, herkesin sat dediğini aynı anda sat. Bu demiş böyle bir şey olmaz. Bu yani çok açık ve net görünüyor demiş. Hep beraber bir ekonomik krize doğru gideceğiz. Bir büyük bir finansal kriz yaşanacak. Şimdi doğru yapay zeka'dan hepsi aynı algoritmaları aşağı yukarı işletip karar veriyor ya. Tüm hepsine şu hisseyi satın dediğini düşün yapay zekanın bir hatayla. Hmm. Batırırlar markayı büyük ihtimalle değerini falan yerle bir ederler ben, yani. Ben yapay zeka serbest piyasasına daha çok güveniyorum o konuda. Yani şu açıdan söylüyorum. Tabii ki algoritmik alış satış tarafının bilmemekle beraber şu an aynı anda hem Mid Journey, hem Stable Diffusion hem de DALI kullanan birisi olarak abi yapay zekadan yapay zeka nörel networklerde o kadar fark var ki yani şey gibi olacak biliyor musun? yapay zekalardan bir tanesi atıyorum enerji tarafında daha çok güveniyor olacak. Onun güven ağırlığı daha fazla olacak da bir ikisi mesela medya tarafında daha hassas olacak. Hiç o abinin zannettiği gibi olmayacak. Çünkü nöral networkler aşırı karışık şeyler. En son kanala bununla ilgili video çektim bir tane. Nöral network demek bir tane varoluşun hiçbir zaman kendisiyle var olamaması anlamına geliyor. Tamam mı? Hiçbir şey vakumda değil abi. Hep hani şey gibi düşün. Hepsinin akrabası var. O akrabasının da akrabası. Akrabasının da akrabası var. Kır düğünü yapıyorsun. 500 kişi geliyor. Yani şey gibi olacak o yüzden. Sen kendi yapay zekanı kendi biraz bir de sen tabii yapay zeka işçi işte, hizmetini kiralayacaksın tahminen orada. Kendin geliştiriyorsan zaten bambaşka. Ama kiraladığında diyeceksin ki bizim yapay zekan bizim mesela müşterimiz atıyorum su tarafında daha çok yatırım yapıyor ve hatta işte ne bileyim silah ekonomisine daha çok dikkat ediyor. Yapay zeka diyeceksin ki buraya dikkat et. Zaten diye bütün data eğilip bükülecek abi o noktada. Hiç o abim dikkat şey yapmasın. Gelsin ben ona 2 saat bir stable diffusion da kız yapmayı göstereyim. Rahatlar ferahlar. Açılır kendine gelir. <laughs> Daha <Darlanma gülüyor> yapmış ona baskı. Videolarını yapmış. izleyerek nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz bu işlerin eğer Nvidia ekran kartı kullanıyorsanız bilgisayarınızda. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Sponsorlarımıza sonsuz destekleri için teşekkür ediyoruz. Her zaman yanımızdalar. Sizlere böyle çıkıp anlatırken bunları en azından aklımızda kirayı ödeyebilecek miyiz suyu ödeyebilecek miyiz gelmiyor. Yani doğum gününe gidiyor adam arkadaşına hediye alabilecek mi alamayacak mı hiç bu dertlerde değil gidecek yani. Sponsorlarımıza bu yüzden teşekkür ediyor. Sizleri de tabii ki unutmuyoruz. Size de çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Haydi hoşçakalın. Görüşürüz.